Oyuncu Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk yaşadıkları iddialarını birkaç hafta önce kabul etmişti. Yakışıklı oyuncu, günlerce konuşulan itirafın ardından sevgilisiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Aralık ayının son haftasında Etiler'de objektiflere takılan Alp Navruz, muhabirlerle sohbet etmişti. Ünlü isim, meslektaşı ve Ada Masalı dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan'la set aşkının gerçeğe dönüştüğü iddialarına yanıt vermişti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Ada Masalı'nda rol alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın dizi aşkı gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamayla ilişki iddialarını doğrulayan ikili, güzel bir arkadaşlık kurduk, farklı boyutta denemeye başladık, ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çiftten ilk aşk fotoğrafı geldi. Alp Navruz aşka geldi paylaştı. Ada Masalı dizisinde birlikte başrolü paylaşan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan, aşk yaşadıkları iddialarını birkaç hafta önce kabul etmişti. Dizi aşkları geçeğe dönüşen ünlü çiftten itirafın ardından ilk paylaşım geldi. Alp Navruz, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a sarılarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çiftin mutluluk pozu, adeta sosyal medyayı salladı. Daha önce aşk iddialarını, güzel bir arkadaşlığımız var, şu an aramızda duygusal bir şey yok, sözleriyle reddeden yakışıklı oyuncu, itirafıyla şaşırtmıştı. Navruz, aşk yaşadıklarını, gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim, güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz sözleriyle ilk kez açıklamıştı, bu itiraftan günler sonra oyuncu çiftten mutluluk pozu geldi. Ayça Ayşin Turan'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Navruz, paylaşımına bulut emojisi koydu, aynı kareyi kendi hesabında paylaşan Turan ise paylaşımına kalp de ekledi. Ünlü çiftin yayınladığı kareler büyük ilgi gördü. Öte yandan, Ada Masalı, dizisinin son sahnesinde gelinlik ve damatlık olunca, ikilinin gerçekten evlendiklerine dair haberler çıkmıştı. Ayça Ayşin Turan, "Evlenmedim tabii ki, o senaryo idi zaten," açıklamasını yapmıştı. Muhabirlerin aşk hakkındaki ısrarlı sorularına rağmen ilişkisi hakkında konuşmak istemeyen güzel oyuncu, "Her şey çok güzel. Hava da güzel, bakın yağmur falan yağıyor," sözleriyle konuyu değiştirmişti. Öte yandan dizisi biter bitmez yeni proje hazırlıklarına başlayan oyuncu, Kanal D'nin sevilen dizisi Cam'daki Kız'da rol alacağınız söyleniyor, sorusunu yanıtlamıştı. Ayça Ayşin Turan, "Cam'daki Kız dizisi için haberi siz yaptınız, ben bilmiyorum, sizden öğrendim. Güzel proje, vaktim olunca izliyorum," ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan yaz aylarında Fırtına Gibi Esen Ada Masalı dizisinde Alp Navruz ve partneri Ayça Ayşin Turan mükemmel bir ikili olmuştu. Yaz boyunca izleyicilerin büyük bir heyecanla izlediği dizi bir süre önce ekranlara veda etti. Herkes iki oyuncunun ekranlara dönmesini beklerken Alp Navruz'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Adalı Poyraz ile İstanbullu Haziran'ın aşkını anlatan Ada Masalı dizisi yaz aylarında izleyicilerin en çok severek izlediği dizilerden biri olmuştu. Başrollerindeki Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın uyumu da tüm izleyicileri çok etkilemişti. Ada Masalı 11 Aralık'ta yayınlanan 25. bölümüyle ekranlara veda etti, vedası hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ay Yapım tarafında çekilen ve Star TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisi hala gündem olmaya devam ediyor. Ada Masalı dizisiyle kariyerlerinde büyük bir adım atan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bir sonraki projelerinin ne olacağı hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ancak her iki oyuncudan da henüz bir yeni proje haberi gelmedi. Öte yandan, Ada Masalı, dizisinin İspanya'da yayınlanmasının ardından başrol oyuncusu Alp Navruz'un ülkede popülerliği de arttı. Yakışıklı oyuncu sosyal medya üzerinden yapılan oylamaya göre, İspanya'da yayınlanan diziler arasında Aralık ayının en iyi erkek oyuncusu seçildi. Öte yandan ünü her geçen gün artan, geçen sezon 2 global markanın birden yüzü olan Navruz'un yeni projesi merak konusu oldu. Bu arada hayranlarını üzecek bir haber Alp Navruz'dan geldi. Ada Masalı'ndan sonra 4 dizi teklifi alan yakışıklı oyuncu bunların hepsini reddetti. Navruz gerçekten içine sinen bir projesinin gelmesini beklediğini, bu sürede de dinleneceğini açıklayarak kendisini bir an önce ekranda görmek isteyen hayranlarını üzdü. Oyunculuğa 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle başlayan yakışıklı oyuncu Fazilet Hanım ve kızları, Zümrüt Anka gibi başarılı projelerde yer aldı. Alp Navruz, projelerini belirlerken çok fazla seçici olmasıyla biliniyor.
Başarılı oyuncunun gelen 4 teklifi reddettiği, içine sinen proje çıkana kadar bir süre dinleneceği öğrenildi. Öte yandan yaz başından bu yana İzmir'de çekimler için bulunan oyuncu, yeniden İstanbul'a dönerek hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi de yeni bir proje için gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan oyuncu, bu tür dönemlerde hikayenin derinliğine bakarak karar vermeyi tercih ediyor. Eğer hikaye gidebilecekse ve karakterler de bu süreçte açılım sağlayabilecek ise bu durum Alp Navruz'un bir projeyi tercih etmesinin ana nedeni olabiliyor. Rol aldığı dizinin final yapacak olmasına şaşırmadığını ve bu durumu beklediklerini anlatan genç oyuncu, şu sıralar yeni projeler okuduğunu sözlerine ekleyip şöyle konuştu: "Proje okuyorum, bazı projeler geliyor. Değerlendiriyoruz ama daha çok dinlenmeyi seçiyorum, hikaye önemli benim için, kimlerin yaptığına bakarım. Yazın başlayan bir işti, final yapmasını bekliyorduk, hikayemizin başı sonu belli gibiydi, şaşırtmadı bizi. Keşkelerden çok geleceğe bakıyorum, gelecekte olacak projelerde olmak daha mantıklı." Muhabirlerle sokakta karşılaşan Alp Navruz, maske takmayı ihmal etmedi, ünlü oyuncu, dövmeden hoşlanmadığını ve doğallığı sevdiğini belirtti. Kendisine yeni teklifler yapıldığını belirten oyuncu şu anda bunları okumakta olduğunu söyledi. Değerlendirme sürecinin sürdüğünü ve dinlenmenin önceliği olduğunu anlatan oyuncu, kendisini heyecanlandıran bir iş olursa sete çıkabileceğini söyledi. "Hikaye kısmı çok önemli," diyen Alp Navruz, "eğer içine sinen bir proje ise bunu değerlendirmeyi tercih ediyor." Alp Navruz hayranları onun ne kadar seçici birisi olduğunu iyi biliyor. Daha önce yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları, Elimi Bırakma, Zümrüt Anka ve Ada Masalı dizilerinde iyi seçimler yapan oyuncu, hayranlarını hep mutlu etmişti. Şimdi de yeni bir proje için gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan oyuncu, bu tür dönemlerde hikayenin derinliğine bakarak karar vermeyi tercih ediyor. Eğer hikaye gidebilecekse ve karakterler de bu süreçte açılım sağlayabilecek ise bu durum Alp Navruz'un bir projeyi tercih etmesinin ana nedeni olabiliyor. Alp Navruz, bu konuyu geçtiğimiz yıllarda açıklamış ve gerekirse senarist ile konuşup hikayeyi derinlemesine anladıktan sonra teklifleri kabul ettiğini belirtmişti. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.